Bu bölümde birçok şey oluyor. Şok olacaksınız ve şaka yapmıyorum. Gabriel Adrien'e her şeyi açıklıyor. Adrien annesinin resminin ardındaki sırrı keşfediyor. Ayrıca babasının aslında gölge mat olduğunu öğreniyor. Gerçeği değiştirmesine yardımcı olmak için mucizesini Gabriel'a vermekle kalmayacak, aynı zamanda akuma alınacak. Uğur Böceği ile Kara Kedi uzay güçlendirme versiyonlarına dönüşüyorlar. Paris boyunca savaşan tüm süper kahramanları görüyoruz. Bir sürü kötü adam var ve büyülü tılsımlar artık yardımcı olmuyor. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi 100. bölüm hakkında her şeyi keşfetmek istiyorsanız bu videoyu izlemeye devam edin. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. İzleyicilerimin yalnızca küçük bir yüzdesi kanalıma gerçekten abone oluyor. Beni takip ediyor ve videolarımı izliyorsanız ama hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmaktan çekinmeyin. Abone olmak ücretsiz ve fikrinizi her değiştirdiğinizde abonelikten çıkabilirsiniz. Bildirimleri etkinleştirmek için bildirim düğmesine tıklamanız gerekiyor. Bazen bana yeni bölümler ne zaman gelecek ve hangi dilde yayınlanacak diye soruyorsunuz. Tüm bu bilgileri topluluk sekmesinde yayınlıyorum. Böylece bildirimleri aktif ederseniz bir haber olduğunda anında öğrenebilirsiniz. Tüm bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçebiliriz. Fragmanın en başında Gabriel ve Adrien'i birlikte görüyoruz. Arabadalar. Bir etkinliğe gidiyorlar. Adrien gerçekten şok olmuş görünüyor. Gabriel'in bir şey açıkladığını açıkça gösteren bir yüzü var. Aniden Adrien'i özgün görüyoruz. Bununla ilgili iki opsiyon var. Birincisi Gabriel, Emily'nin kapsülünün varlığından bahsedecek ve Adrien'a Emily'nin resmini taşımasını, inine ve Emily'ye giden gizli kapıyı görmesini söyleyecektir. Ama muhtemelen bununla ilgili değil. İkinci seçenek ise onu bir etkinliğe katılmaya zorlaması. Gabriel'in aslında Adrien'i kontrol ettiğini biliyoruz ve Adrien bu durumdan pek de hoşnut değil. Adrien Glanpalin'in önünde duruyor. Gabriel markasının logosunu görüyoruz ve etrafta 100 sayıları var. 100 yazan sayıların olması ve bu bölümün sırasının 100 olması tabii ki de tesadüf değil. Adrien'i etkinlikte görüyoruz. Garip bir şekilde gerçekten röportaj yapmaktan hoşlanıyor gibi görünüyor. Belki de bu Uğur Böceği ve diğerleri Molak ile kavga ederken oluyor. Çünkü hatırlarsanız 100. bölümde bir senaryo ortaya çıkmıştı. Senaryoya bir göz atalım. Dışarıda kahramanlar Molak ile savaşıyor. Molak şanslı kasaya asla ulaşamayacaklarını söylüyor. Ayrıca kasasının kırılabilir olmadığını da ekliyor. Her kahraman güçlerini deniyor ancak kasaya giremiyorlar. Uğur Böceği'nin tekrar Kara Kedi ile iletişime geçmeye çalıştığını biliyoruz. Çünkü tek ihtiyaçları aslında kedi krizmi. Akşam Grand Palais'de Adrien yukarıya bakıyor ve Molak'ın Uğur Böceği ve diğer süper kahramanlar tarafından kovalandığını görüyor. Basın toplantısını tabletinden izleyen Natalie, Adrien'in canının sıkkın olduğunu hissediyor. Evet, bu senaryoya göre Adrien etkinlikteyken Molak'ı durdurmak için takım arkadaşlarına katılamayacak. Sonraki sahnede Suhan'ın Merinette ile konuştuğunu görüyoruz. Ve bu Suhan'ın Kara Kedi'nin gizli kimliğini öğrenmek istediği sahne. Nasıl mı biliyorum? Çünkü bu bölümün özeti yayınlandı. Hadi beraber okuyalım. Ya Uğur Böceği ve Kara Kedi gizli kimliklerini keşfederse? Uğur Böceği diğer 9 süper kahramanı çağırır. Bu arada tek ihtiyacı olan şey Kara Kedi ve onun kedi klizmidir. Ancak Kara Kedi'nin gizli kimliğini bilmediği için bunu başaramaz. Mucizelerin ana muhafızı Suhan, kedi mucizesini vahşi hayatı bırakmak gerçekten tehlikeli olduğu için Kara Kedi'nin gizli kimliğini bilmesi gerektiğini düşünür. Uğur Böceği gardiyan olarak kalmak istiyorsa kedinin gizli kimliğini bilmesi gerekmekte. Çünkü birinin olup bitenleri bilmesi ve kontrol etmesi gerekiyor. Uğur Böceği ne yapacak? Yani evet, Uğur Böceği'nin Kara Kedi'nin gizli kimliğini keşfetmekte zorlanacağını söyleyebiliriz. Ve şu an gördüğünüz sahne Suhan'ın bilmek isteyeceği sahneye ait. Bir sonraki sahnede Adrien'in Agrest evinin ofis kısmına girdiğini görüyoruz. Muhtemelen kötü adam Molak etkinliğin erken bitmesine sebep oldu. Ve bunu babasına söylemek istiyor. Sonra onu annesinin resminin önüne geldiğini görüyoruz. Belki Gabriel'in tablonun arkasında büyük bir şey olduğunu ortaya çıkardığını söyledim. Ama aslında bunun olasılığını çok düşük buluyorum.
Muhtemelen Adrian, Gabriel'in inine götüren kapıyı tesadüfen aktif hale getirdi. Evet, doğru duydunuz. Adrian annesinin inde olduğunu keşfediyor. Kapsül açıldıktan sonra Adrian, Emily'yi görüyor ve olması gerektiği gibi şok oluyor. Öldüğü sanılan hayatındaki en önemli insanlardan birinin varlığını keşfediyor. Tepkisinin ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Ruhsal bir çöküntü mü yaşayacak, yoksa Gabriel'la mı konuşacak? Ya da Gabriel her şeyi oğluna anlatacak. O zaman Adrian annesini kurtarmak için mucizesini Gabriel'a verecek. Umarım her şey daha iyi olur. Ama sanmıyorum. Çünkü beyaz kedi de annesinin varlığını keşfettikten sonra Adrian babasına çok kızmıştı. Bu sahneden sonra senaryonun nasıl ilerleyeceği hakkında ne düşündüğünüzü bana bildirin. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Ve sonraki sahnede Uğur Böceği ile Kara Kedi'yi görüyoruz. Çalışanların şemsiye sahnelerinin farklı kombinasyonlarını göstererek bize bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını düşünüyorum. İlk başta başlangıç bölümlerinde Adrian Marinette şemsiye vermişti. Bay Güvercin 72'de Marinette Adrian'a şemsiye verdi ve Buzatör 2'de Kara Kedi Marinette şemsiye verdi. Son olarak bu bölümde Kara Kedi Uğur Böceği'ne şemsiye veriyor. Ama şu anda Kara Kedi gerçekten bir şeyler biliyor gibi görünüyor. Ancak Uğur Böceği'nin Kara Kedi'nin ona şemsiyeyi teklif etmesinden memnun olduğunu da görüyoruz. Acaba Uğur Böceği Kara Kedi'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya mı başlıyor? Biliyorsunuz Uğur Böceği bu maskenin arkasındakinin kim olduğunu keşfetmek zorunda kalacak. En azından bizim tahminimiz böyle. Bu yüzden bence Uğur Böceği Kara Kedi'nin kim olduğunu anlamaya çalışacak. Tam bu anda şimşek çakıyor ve Adrian'ı görüyoruz. Peki neden anlamaya çalışacağını söyledim. Çünkü ilk tanıştıklarında Adrian da Marinette şemsiye vermişti. Uğur Böceği de bunu hatırlayacak ve yavaş yavaş Kara Kedi'nin aslında Adrian olduğu düşüncesine kapılacak. Herkes kahramanların kimliğinin çözülmesine engel olan takım elbiselerin büyüsüyle tuzağa düşüyor. Ve böylece gizli kimlikler güvende tutuluyor. Belki Uğur Böceği artık gardiyan olduğu için bu büyü ona işlememeye başlayacak. Bir sonraki sahnede tüm kahramanları beraber görüyoruz. Çatı katında koşuyorlar. Vesperia, Pigella, Tigress Purpre ve King Monkey'e benzeyen biri var. Kahramanlarımızın şimşek saldırısının altında olduğunu görüyoruz. Diğer sahnede ise Carapace, Viperion ve Pegasus'u görüyoruz. Muhtemelen bu şimşek kasanın içindeki molağa ait. Çünkü kasayı görüyoruz. Bu arada Brezilyalı YouTuber'ın Instagram sayfasında molak ve kasasının resmi paylaşıldı. Bu resmi nereden aldı ya da nasıl aldı bilmiyorum. Fakat molağa bakarsak yüzü gerçekten Bob'u hatırlatıyor. Bob'u da 3. sezon susturucu bölümünde görmüştük. Diğer sahnede Uğur Böceği'nin kasayı ele geçirdiğini ve Polly Mouse'un özel gücünü kullandığını görüyoruz. Daha sonra Vesperia'nın saldırmaya hazırlandığını görüyoruz. Carapace Vesperia'yı korumak için özel gücünü kullanıyor. Ardından Vesperia özel gücünü kullanıyor ve kasanın hareketlerini durduruyor. Diğer sahneye geçelim. Uğur Böceği ile Kara Kedi lağımdan çıkıyor. Ve Gamer, Godzilla ve Captain Hardrock gibi akımalanan kötü adamları görüyor. Gerçekten şaşırmış ve kafaları karışmış görünüyorlar. Uğur Böceği'nin yüzündeki ifadenin sebebini gerçekten çok merak ediyorum. Sonraki sahnede kahramanlarımızın uzay güçlendirmeli versiyonlarına dönüştüğünü görüyoruz. Aslında bu bölümde özel güçlerini neden kullandıklarını anlayamadım. Çünkü uzayla alakalı bir şey yok. Ama her neyse, sonunda resmi dönüşümlerini görebileceğiz. Ve onları gökyüzünde uçarken görüyoruz. Hala bunu neden yaptıklarını gerçekten merak ediyorum. Çünkü uzayda yer alan başka bir kötü adam görmedik. Daha sonra ise beyaz kedideki patlamayı hatırlatan dev bir patlama görüyoruz. Sadece rengi farklı. Belki Uğur Böceği'nden kaynaklanıyor. Ya da belki Gabriel iki mucizeyi birleştirdi. Diğer sahneye geçerim. Uğur Böceği'ni koşarken görüyoruz. Ve aynı zamanda telefonunda bir çözüm bulmaya çalışıyor. Belki de ona yardım etmesi için Ayla ile iletişime geçmeye çalışıyor. Hepsi sinema salonundalar. Shadow Noir ve akumalanmış kötü adamın önünde dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. Evet, doğru duydunuz.
Gabriel'ın yeni dönüşümü Shadow Noir ya da Gölge Kedi ya da Kara Gölge. Türkçe dublaj nasıl çevirir bilmiyorum. Gabriel tavus kuşu, kelebek ve kedi mucizesini birleştirmiş. Ve şu anda da karşınızda. Marinette'in gizli kimliği ortaya çıkıyor. Ama burada neden geri dönüştüğünü anlamadım. Shadow Noir mucizesini mi aldı yoksa dönüşümünün zamanı mı sona erdi? Gabriel'in yakınında bir süper kötü adam görüyoruz. Adrian'ın akumalanmış versiyonu olabilir mi? Globe'un birisinin Gabriel'in gizli kimliğini keşfedeceğini açıklaması bir tesadüf olamaz. Ve biz bu açıklamadan sonra hep Layla ya da Felix olabileceğini düşündük. Ama Adrian'ın gerçeği keşfetme olasılığını hiç düşünmedik. Globe bize keşfin aynı kalacağını ve düzeltilmeyeceğini de söylememişti. Bence Adrian babasının gölge mat olduğunu keşfedecek ve ona mucizesini verecek. Ve bu sezon keşfeden kişi de sadece Adrian olacak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu bölüm gerçekten çok karmaşık. Çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Bütün bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçici adlı bölümün 7 Kasım'da saat 10.35'te Tufu tarafından yayınlanması bekleniyor. Videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen ne düşündüğünüzü yorumlara belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. İzleyicilerimin yalnızca küçük bir yüzdesi gerçekten kanalıma abone oluyor. Bu çok düşük bir oran. Kanalımı seviyorsanız ve videoları düzenli olarak izliyorsanız lütfen abone olmaktan çekinmeyin. Abone olmak ücretsiz ve fikrinizi her değiştirdiğinizde abonelikten çıkabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.